20 numara sorumuz. Sorularımız gittikçe zorlaşıyor. Bir de y birleştir bir vermiş. C'yi bulmamız için. integral çarpanının formatını vermiş. integral çarpanını ve çözümünü bulun diyor. integral çarpanımız x çarpı y formatındaymış. Ama x'in kuvveti ne? Y'nin kuvveti ne? Bilmiyoruz. Biz bunu m kuvvetinde, bunu da N kuvvetinde farz edelim. Belki M, N'ye eşit veya farklı. O zaman madem integral çarpanımız bu formdaysa biz bununla çarpalım. Ondan sonra da M'nin Y'ye göre türevinin e N'in X'e göre türevine eşit olacağından faydalanarak M ve N'yi bulalım. Yerine yazalım. Sonra çarpalım. Sonra da sonucu bulalım. Pekala. Bütün terimleri x üstü m çarpı y üstü n ile çarpıyorum. Ne oluyor o zaman? Ee, x üstü m y üstü n ile y çarpıysa y üstü n artı 1 oluyor. Eksi x üstü m artı 1 oluyor. x'e çarpılırsa x üstü m ee, y üstü n artı 3 oluyor devam edelim. Artı x üstü m e üstü ile çarparsam x üstü m artı 1 e, y üstü n oluyor. Tabanlar aynısı üstler toplanıyor. Burayı paranteze parantez alalım. Burası dy. E, burayı da paranteze alalım. Şöyle. Burası da dx. Hemen yazmayalım. Pekala bu hale geldi. eşittir sıfır. Şimdi madem x üssü m y üssü n ile çarptığım zaman bu formata geliyorsa e, tam diferansiyel olması için ne gerekiyor? Burası m, burası da n. m'nin y'ye göre türevini alıp eşitleyeceğim. n'nin x'e göre türevi. Tamam. M'nin Y'ye göre türevi nedir? X üssü M sabit. Üst başa gelir. Bir azalır. Böyle oldu. Devam edelim. Eksi Y'ye göre türev almaya devam ediyorum. X üssü M artı bir sabit. Y'ye göre türev aldığıma göre üst başa gelecek. N artı 3 ve bir azalacak. alacak. N artı 2 oldu. Pekala yani bu eşit olmalı burası m, burası da m. n. n'nin x'e göre türevi. x'e göre türevi aldığımıza göre m artı 1 başa gelecek. x üssü bir azaldığı zaman m olacak. Bu sabit. Şimdi bu eşitliğe bir bakalım. x üssü m, y üssü Burada da var, burada da var. O zaman m artı 1'in n artı 1'e eşit olması gerekir. Buradan m'nin n'ye eşit olduğunu bulduk. Bu güzel. m n'ye eşitmiş. Bakalım ne çıkacak sayımız. Peki kullanmadığımız ne var? Bu eşitliğin olması için buranın uçması gerekir. O zaman n'nin de eksi 3 olması gerekir. O zaman m de eksi 3'tür. n de m de eksi 3'müş arkadaşlar. Bunları bulduk. m ve n eksi 3. Şimdi sorumuza devam edelim. Peki bizim integral çarpanımız ne oldu o zaman? Integral çarpanımız e, daha doğrusu mü dediğimiz şey x çarpı y üssü eksi 3 oldu. Pekala. E, o zaman yani daha şöyle yazayım ben bunu. 1 bölü x küp y küp oldu. Bütün terimleri 1 bölü x küp y küp ile çarpayım o zaman. Tekrar çarpanımızı bulduğumuza göre yapalım. Neler gider? Y bir tane gider. 1 bölü 1 e, bölü x küp gelir. E, burada bir tane y giderse y kare kalır. Eksi 1 bölü x küp y küpler gider. 1 bölü x kare kalır. Dx Burası tamam. Devam edelim artı e, X'de x de x küp sadedesi ise 1 bölü x kare y küp kalır. Burada da dy eşittir. 0. İşlem hatası yapmadım diye düşünüyorum. Pekala bundan sonrası kolay. Şimdi sol tarafın x'e göre integralini almayayım. fazla işlem var. Sağ tarafın y'ye göre integralini alayım. Böyle yapmak daha kolay. Sağ tarafta ne var? 1 bölü x kare y küpün y'ye göre integralini alıp m kısmından bir x'e bağlı ifade bulacağım. Hx istiyorum diyorum o zaman. O zaman h türev x'i bulalım. h türev x dediğimiz m kısmında sadece x'e bağlı olan ne var? Eksi 1 bölü x kare var. Bu da sürekli karşımıza çıkıyor. Buradan hx nedir? Bunun integrali. Bakınız 1 bölü x kare integrali ya daha doğrusu a bölü x kare integrali eksi a bölü x'ti. Bir de burada eksi var. O zaman sadece 1 bölü x olacaktır. Artı bir de sabit. Pekala. E, bu tarafın neye göre integral alıyorum? Y'ye göre integral alıyorum. 1 bölü x kare sabit. O zaman burada ne var? 1 bölü x kare sabit. Y üstü eksi 3'ün integralini alacağım y'ye göre. Artı 1 bölü x eşittir c olacak. Devam edelim. y üstü 3'ün in integrali y üstü eksi 2 bölü eksi 2. O zaman ne olacak? Eksi 1 bölü 2 x kare e, ee, sabitimiz geldi. Y üstü eksi 2 vardı. Aşağı indirsem bu da y kare geldi. Yani 1 eksi 1 bölü 2 x kare y kare geldi. Bir de 1 bölü x'imiz var. Eşittir c. Şimdi x 1 ise y 1'miş. x yerine 1, y yerine 1 yazacak olursak. Bunu da şurada yapalım. X yerine 1 e eksi 1 bölü 2 geldi. Artı 1 geldi. Eşittir c oldu. Buradan da c eksi 1 bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 2'de buraya yazacak olursanız sonucu bulmuş olursunuz.